7 asırdır tarihi gelenek deri İspir panayırı bu sene tekrar etti biraz gecikme olmasına rağmen. Tabii gecikmenin çok haklı gerekçeleri var, mücbin sebepleri var. Pandemi, diğer taraftan yangınlar, afetler, bir de Çamlıkaya bölgemizde meydana gelen o sel felaketi ve HES tüneline dolan çamur, balçık, onu boşaltmak ve oradaki kardeşimizi çıkarmak bizim bir buçuk ayımızı aldı. Dolayısıyla bütün bu sebepler panayırı tarihinden 1,5 ay ileri attı. Ama ben hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İşte mensubiyet duygusu bu, sahiplenme duygusu bu. Türkiye'nin dört bir yanından vakit ayırıp imkanlarını seferber ederek bugün burada bizimle birlikte oldular. Ve 10 gün sürecek olan bu panayırın ilk gününde start verdik. Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Rektörümüzün, Jandarma Bölge Komutanı, Jandarma İl Komutanı ve diğer komutanlarımız, çok sayıda hemşehrimiz, onların iştirakinde güzel bir katılım oldu. Ve 10 gün boyunca da bu gördüğünüz güzel alanda Allah nasip ederse birçok organizasyon gerçekleştirilecek. Ama en önemlisi, burası bir tarihi ticaret merkezi. Yani yıl boyunca yereldeki üreticilerin ürettikleri, diğer taraftan çevre il ve ilçelerden üretim yapan dostlarımızın ürettiklerinin buraya getirilip hem kazanca dönüştürülmesi hem de ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da bir kaynaşmanın da unsuru olmaları adına yapmış oldukları eylem çok kıymetli. İnşallah bu gelenek yarınlara daha da büyüyerek uluslararası bir kimlikle kendini taşıyacaktır. Ben belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye çalışanlarımıza, tüm 100 muhtarımıza, Muhtarlar Derneği'ne, uzaktan yakından gelen maddi ve manevi katkı sağlayan tüm hemşehrilerime, işte Ege bölgesinden ciddi anlamda bir katılım sağlayarak maddi anlamda da bize destek olan Ege bölgesi İspirli İş Adamları platformunun tüm mensuplarına, Ankara'daki İspirli hemşehrilerimize, iş adamlarımıza, İstanbul'da bulunan tüm hemşehrilerimize İspader şahsında çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki daha güzel günler İspir Panayırı nezdinde yarınlarda hep birlikte yaşanılacak. Tekrar katılımcılara, destek veren herkese, tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bizi takip edin diyorum. İsmim Temel Akıncı. İlçemizin tanıtılması babında, bir de uluslararası olması hususunda güzel bir organizasyon. Hani bu yıl, geçen yıl biliyorsunuz yapılmadı pandemiden dolayı, bu yıl da geç yapıldı. Geç yapılmasının sebebi pandemi. İnşallah önümüzdeki yıllarda uluslararası organizasyonlarda, uluslararası markaların gelmesi, uluslararası insanların gelmesi, yani İspir'in dolayısıyla da Doğu Anadolu'daki, yani kuzeye kalmış olan coğrafi bölgenin tanıtılması sağlıklı bir şey olacaktır. İspir sürekli göç veren bir ilçe. Yani daha önce panayırımız vardı, küçük bir alandaydı. Bu alanlarda en çok neler geliyordu? Halkacılar geliyordu. Ha şunu da söyleyeyim. Albert Boş ne demişti? 100 milyon dolarım olsa 90 milyon dolarını reklama veririm. Şimdi bu yatırımı, bu organizasyonu, bu şeyi yapan herkesten, emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah ileri dönemde İspir'in esnafına, İspir'in halkına, bir de biz dürüst olursak bizim yöresel ürünlerimize çok büyük katkısı olacaktır.
Saygılar sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu ata dededen kalma. Ben ta duymuşum. Rahmetli babam bile derdi deriye gideceğim. Erzurum'da otururduk biz. Kalkar gelirdi. Bursa'dan amcam gelirdi. İstanbul'dan işte dayılarım gelirdi. Böyle bir etkinlik yani İspir halkını bir araya toplayan. Tabii o zaman ticari şeyler belli bir sürede, belli bir ayda işte bu dönemlerde yapılırmış. Etkinliklerimiz sağ olsun büyüklerimiz, bürokratlarımız da destek verince bu etkinlik faaliyete geçti şu an. Biz de ticaretimizi cağ kebabı, mesleğimiz cağ kebabı olduğu için cağ kebap olarak icra ettik bu panayırda. Cağ kebabını bana soracak olursan eğer nasıl geliyor, nereden geliyor, onun da başka bir anlamı var. Onu da bize anlatın bana. Şöyle bir şey var. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu kebaptan bahsederken Palandöken eteğinde barınan bir grup eşkıyanın muhtelif yemeği diyor. Hatta nameleri de var. Okursanız görürsünüz. Şimdi bu ilkel şartlarda oluşan bir kebap. Bizde teknik bir şey yok. Bu tam Dadaş'ın işi. Yani bıçağı bilmem neyi, Dadaş biraz biliyorsun kavgalı milli mücadele dönemi de buralardan başlamış. Koyunu, keçiyi kesermişler dağda. Şöyle büyük odun, şu gördüğünüz bu şeylerin hepsi o zaman ağaçmış. Metal olmadığı için. Bu şu anki cağ ismiyle anılan bu aletin adı da bicoymuş, ağaç çöpüymüş. Yaş ağaç çöpü. Böyle koyunu kesermişler. Ateşin karşısına verirmişler. Keser keser yermişler. Daha sonra bu tabii ki 80'li yıllardan sonra ticari şeye, faaliyete dönüştü. Cağ kebap adı altında piyasaya sunuldu. Diyebilirim ki yani dünyadaki en temiz kebap bu. Organik ve natürel. Yani damak işi tabii ki. Kuzu eti tamamen. Bir de hiçbir hayvanı kullandık biz bugün. Kebabımız çok müthiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Çok sesiniz gür geliyor. Burada da onu sindik. Kocaeli İzmit pişmaniyeler. Abla sizi tanıyabilir miyiz? Ben İspirliyim. Kocaeli'nden pişmaniye yapmaya geldik. Size tanıtmaya geldik. Başka bir şey bilemiyorum. Siz orada bu... Memnun kalırız. Orada da o işi yapıyoruz. Böyle fuarlara hep her yere gidiyoruz. İnşallah daha mutlu olacağız. 10 gün buradayız galiba. Tabii tezgah bizden burası komple. İnşallah teşekkür ederim. Fuarı burada. Sahibi Yaren Hanım'a adım Yaren, babamla beraber geldik buraya. İşte tüm İspir halkını bekliyoruz buraya. İzmir pişmaniyesine. Evet, Erzurum'un İspir ilçesinde yüksek rakımda çok güzel muazzam manzaralar içerisinde bir panayırdayız. Bu panayır 7 asırdır devam ediyor. 7 asırdır süren gelenek bugün de yaşatılıyor ve yaşatılmaya da devam edecek. Yüksek rakımda yetişen meyve, sebze ve kuru gıda, temel gıdaların başkentidir desek hiç yanlış olmaz Erzurum. Bu etkinlik 10 gün sürecek. 10 gün boyunca Erzurum, İspirli ve Türkiye'den gelen tüm ziyaretçileri ağırlayacak bu etkinlikler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Her şey. Allah razı olsun. İspir Pana. Benim çocukluğum İspir'de geçti. Panayırı biliyorum yani. Bunu yaşatanlardan, bugüne çıkaranlardan, bugün bu güzel ortamı bize hazırlayanlardan. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz başkanımıza, kaymakamımıza. Biz de İspader adına arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik bugün. Buradan bilmiyorum nerede nasıl yayınlanır ama bizi dinleyen hemşehrilerimizi 17 Ekim tarihinde İspader Genel Merkezi'nin açılışına da davet etmek istiyorum. Bizi tekrar buraya davet eden başkanımıza, İspirli hemşehrilerimize, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Program çok güzel. Hayırlı olsun inşallah.